Evet kıymetli dostlar, Kadıköy Sokağı'nın değerli takipçileri 34.900 olmak üzereyiz. Ve sizlere teşekkür ederek videoma başlamak istiyorum. Arkadaşlar Altay Bayındır'la ilgili yaptığım videoyu da inşallah çok fazla tepki göstermemişsinizdir. Yani Altay Bayındır ve Berisha'yı siz mahvettiniz adlı videoya inşallah çok hani küfürlü tepkiler vermemişsinizdir. Çünkü ben doğruları konuştum. İçimden geldiği gibi konuştum. Siz de içinizden geldiği gibi yorum yapın. Ben yorumlara bakmayacağım bile arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yapın. Birbirinizin yorumlarına bakın. Hiç sıkıntı değil. Yeter ki açık net bir şekilde sözlerimizi birbirimize iletelim. Fenerbahçe'de dün güzel şeyler oldu. Gaziantep Futbol Kulübü maçında sakatlanarak oyundan çıkan Becao ve Osayi'de bir probleme rastlanmadı. Fırat ve Cengiz Ünder ilk antrenmanına çıktı ki Cengiz Ünder hemen yanağına şey yapmışlar, tövbe tövbe. Ulan adam daha taksidi bitmedi. Ne yaptınız adama? Ama kesin Mert Hakan yapmıştır. Şimdi şunu söyleyeyim. Sezon başı takımdan kimse eksilmesin. Tam kadro sahada görelim. Hani Allah göstermesin. Sakatlık olacaksa da hani bu tabirimi yanlış anlamayın ama ne bileyim yedekte duracak, hiç oynamayacak kişi. Zaten o dönemi yedek geçirecek kişi sakat olsun bari. Hani böyle bir şey söyleyeyim. Becao'yla Osayi'ye bir hafta süre tanımışlar ama ben şöyle söyleyeyim. Samsunspor müsabakasında iki futbolcu da oynayabilir diye biliyorum. Zaten Perşembe günkü maç, ilk maçtaki skor avantajı, yani bu iki arkadaşa ihtiyaç kalmayacak gibi. Şimdi dün güzel haberler oldu dedik. Shakhtar Donetsk, Galatasaray'ın Tete transferinin iptali ve cezalandırılması için FIFA'ya başvurmuş. İptali ve cezalandırılması için, bakın iptal, cezalandırma. Ve arkadaşlar daha önce ben size ne dedim? Dedim ki bak yani adamlar her şeyi yaptı. Adamlar her şeyi yaptı. Nasıl her şeyi yaptı? Her şeyi yaptı. Bak şöyle, bak böyle. Bakın getirin. Bakın şöyle oldu, böyle oldu diye. Yani şey çıkmadı. Şimdi ben merak ediyorum. Tete'nin lisansı çıktı mı? Yani onu da merak ediyorum. Şu anda internete yazdım. İnternette bulamadım sonuç. Yani federasyon tam olarak lisans veriyor mu, vermiyor mu? Anlatabiliyor muyum? TFF'nin bilgi bankasından bakmak lazım. Ben ama söyledim. Şimdi arkadaşlara rica ettim. WhatsApp grubundakiler bakıyorlar. Neyse. Shakhtar diyor ki bak, argümana bak. Tete savaş sırasında bile Ukrayna'ya geri döndü diyor. FIFA'nın tanıdığı tek taraflı fesih hakkının artık kendisi için geçerli olmadığını belirtip bu başvuruyu yapıyor. Yani savaşta bile geri döndü ama futbolcumuzun aklını çeldiler diyor. Artı hem Tete'ye hem Galatasaray'a yaptırım uygulansın diyor. Artı bak, artı savaşta geri döndü diyor ya, orada bile oynadı diyor ya, tek taraflı fesihi orada bile kullanmadı diyor ya. Diyor ki arkadaşlar Galatasaray'ı biz Tete konusunda da uyardık diyor. Ona rağmen bunlar ısrarla bu transferi yaptı. Israrla ceza istiyoruz diyor. Düşünsenize bir. Tete'ye verdikleri imza parası oyuncuda kalacak. Geri alamazlar onu. O da öyle bir mesele. Böyle bir şey yapsalar. Transfer cezası alsalar, Tete'den olsalar, kimseyi alamasalar, gelenin lisansı çıkmasa, 2 sene 3 sene düşünsenize bir ya. Ya bir sadece bir hayal etsenize. Ki kaldı ki yerliler zaten kazan kaynatıyor. Bu arada Tete'nin lisansı çıkarılamıyormuş federasyona. Öyle söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Belki de siz bu videoyu izlerken çıkaracaklar. Yani herhalde çıkarırlar diye düşünüyorum. Yani yani arkadaşlar uzun lafın kısası, Allah Galatasaray'ın belasını inşallah versin. Kulları vasıtasıyla da versin. Kendi kendilerine de verecek inşallah. Ama ben bunu söyledim. Fenerbahçe diyor yanlış bir penaltıyla kazandı. Son dakikada penaltı verilecekti. Bak Fırat Aydınus penaltı yok, karar doğru. Bu karara katılanlar Fırat Aydınus, Ahmet Çakar, Erman Toroğlu, koyu Galatasaraylı Bülent Yıldırım, koyu Galatasaraylı Deniz Çoban ki Galatasaray'da kombinesi olan hakem. Kombinesi olan hakem. Anlatabiliyor muyum? Deniz Çoban, Bahattin Duran, Bünyamin Gezer. Yani bu kadar kişi Ferdi'nin hareketi kırmızı karttı. Ben size Ferdi'nin hareketi ne dedim? Bakın Bünyamin Gezer de benimle aynı söyleyecek dedim. Top Ferdi'nin kontrolünde, oyuncu ayağını sokuyor. Kart bile gerekmez dedim. Bünyamin Gezer diyor ki Ferdi çalım atmaya çalışırken Gradel'in ayağı Ferdi'nin ayağının altına geliyor. Talihsiz bir pozisyon, asla kırmızı kart olamaz diyor. Yani sarıyla ilgili de yorumunu tam bilmiyorum ama hani sarı verilmese de olur diyor. Biz neye odaklanalım biliyor musunuz? Gözlerim. Sevgili bir tanecik takipçilerim, kıymetli kardeşlerim. Kap mı geldi? Geldi geldi, şaka yapıyorum. Bu videonun içinde kapıda konuşacağım. Biz şuna odaklanalım. Fenerbahçe'mizin yeni transferlerimizin gol ve asist sayıları. Buna odaklanalım. Edin Dzeko 3 gol 2 asist. Ki ben bunu videoda söyledim. Herkes de şimdi paylaşmaya başlamış. Dusan Tadic 2 gol 2 asist. Szymanski 1 gol 3 asist. Ryan Kent 1 gol. 1 golcük mü? Çöp. Satın gitsin. Rodrigo Becao 1 gol. Toplam 8 gol 7 asist. Not 4 resmi maçta. Şimdi bu var ya, maşallah, barekallah, sübhanallah, elhamdülillah, artık bütün hepsini söylemek lazım. Bakın Tadic Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçın 4'ünde de skora katkı yaptı. Zimbur maçında asistler, yani goller, bilmem asistler, şunlar bunlar. Maşallah. Gerçekten maşallah. Arkadaşlar bunun kıymetini bilelim. Bak harbi söylüyorum, eğer biz Tadic'le ilgili bir mevzuya girseydik, Tadic'i Galatasaray bizim yani Beşiktaş bizim elimizden alsaydı ve şu performansı Beşiktaş'ta sergileseydi kudururdum. Kudururdum. Gerçekten kudururdum. Gerçekten kudururdum. Aynı şekilde Szymanski. Ya oynadıkça Galatasaray, bak bir şey söyleyeyim. Szymanski ile ilgili karalama kampanyası başlatır Galatasaraylılar. Dikkat edin. Çünkü ellerinden aldık. Yatak odalarından aldık ya. O kadar söyleyeyim ya. Bunun ayıp bir tabiri yok arkadaş. Gezdirdiler. Florya'nın yatak odasından gittik aldık geldik. O yüzden oyuncuyu çöpleyecekler. Aman dikkat edin. Aman ha. Sakın şeylere kanmayın. Dikkat edin. Anlatabiliyor muyum? Dikkat edin. Kap demiştik. Kapı konuşalım. Öncelikle bir küçük bir intro vereyim. Ben de bir nefesleneyim arkadaşlar. İyi de hocam videoyu durdurup nefeslensene diyeceksiniz. Ya böylesi daha güzel. Fenerbahçe'den bir kap daha. Fenerbahçe Omar Fayed'i transfer için deneyecek bak. Haberin başlığına bak. Omar Fayed'i transfer için deneyecek. Fenerbahçe son dakika transfer haberleri. Fenerbahçe Spor Kulübü Mısırlı stoper Omar Fayed'in transferi için açıklama yaptı. Fenerbahçe 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladığını bildirdi. Ben bu videoyu çektiğim sıralarda da arkadaşlar oyuncu İstanbul'a geliyordu. Zaten saat 12'de de hep birlikte izleyeceğiniz bir video var. O yüzden ben anlatayım size. 2023-24 sezon yapılanmasını sürdüren futbol şubemiz bak. 2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren futbol şubemiz. Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği, scouting yaptığı 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi. Bu şu demek ya da dur şöyle söyleyeyim. Resmi süreçlerin ardından bir süre futbol takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek. Kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir. Arkadaşlar bak. Bu işin sonunda rezil olmak var. Bu işin sonunda yerin dibine girmek var. Bu işin sonunda capslere konu olmak var. Ama ben bu riski göze alıyorum. Ya ben bu riski göze alıyorum ve diyorum ki ben bu çocuğun 2-3 dakikalık skills videosunu izledim. Bakın skills videosu kısa videolardan oluşur. Yani kısa kısa kesitlerden oluşur ve iyi şeylerden oluşur. Yani iyi şeylerden oluşur. Ve futbolcu hakkında doğru kanı verir mi size? Kısmen verir. Ben skills videosundan izlediğim çocukla ilgili şunu söyleyeyim. Skills videosunda izlediğim Omar Fayed, ya bak dalga geçmeyin, alay konusu etmeyin ama yemin ediyorum bak izlediğim kadarıyla söylüyorum. Bana Kim Min-jae'yi hatırlattı. Bana Kim Min-jae'yi anımsattı. Ben de yeni Kim Min-jae etkisi oluşturdu. Olur, olmaz, ileri hani yeteneğinin üstüne koyar, ekler, bir şeyler yapar, bir şey diyemem. En büyük zaafını gördüm. Pozisyon kaybı yaşıyor. Ön libero gibi koğuşlanıyor. Pozisyon kaybı yaşıyor. Doğru ellerde, doğru planlamayla müthiş bir yere ulaşabilir. Bak, kolay kolay bu cümleleri kurmam. Çünkü dediğim gibi işin ucunda rezil olmak var. Abi çocuğun transfer marketine girdiniz. Zaten muhtemelen hepiniz gördünüz. Almukavlom takımında oynuyor. Mısır'da. Kariyeri boyunca işte diyor 29 maç 2263 dakika falan. Mısır U23'te bir kez oynamış. Mısır U20'de 5 kez oynamış. Bir golü varmış. 20 yaşında bir stoper. Gördüğüm kadarıyla boyu uzun. Burada bilgileri yer almıyor. Ya 500.000 euro transfer market değeri var. Bu takımın transfer marketine girin. Takımın toplam transfer market değeri 5.45 milyon euro. Anlatabiliyor muyum? Yani sayılı futbolculardan biri. Sayılı futbolcularından biri arkadaşlar. Transfer market değeri olarak bir Okoli var, santraforları 26 yaşında. Hani haybeden de bir isim değil. Ve ben diyorum arkadaşlar, eğer ben az biraz futboldan anlıyorsam, az biraz anlıyorsam, ya bu çocuk inşallah iş yapar. Ha şunu da söyleyeyim. Benim duyumuma göre alıp başka takıma kiralanacak diye, ama teknik heyet görmek istiyor. İsmail Kartal birebir izlemek istiyor. Belli mi olur, belki faydalanırım diyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Ama ben şunu söyleyeyim. 20 yaşındaki çocuk gerçekten çocuk yani. Bak, Rodrigo de Paul'u konuştuk. Bu kanalda konuştuk. Keşke olsa dedik. Ha, bir taraftan da bazı arkadaşlar diyor ki, hocam İsmail yüksek ön libero oynasın. Yedeği atıyorum Mert Hakan falan olsun. Hani Crespo gitmesi o olsun. Bartu Elmaz olsun. Fred orta sahada oynasın falan diyor ama ben katılmıyorum. Bir tane 6 lazım. Samet Akaydın. Samet Akaydın eğer Merih Demiral gelirse gitme ihtimali var. Merih Demiral'la ilgili de konuşacağım. Şimdi bir parantez açacağım. Bir dakika bekleyin ama ya da ben açayım parantezi. Ahmet Selim Kul. Sevgili Ahmet Selim Kul'a buradan selamlarımı iletiyorum. Tanıyanınız varsa selamımı iletin. Deyin ki sana selam gönderiyor deyin. Ali Koç, Merih Demiral ile bir görüşme gerçekleştirerek bu sene kurduğu kadroyu ve hedeflerini anlatmış. Merih'i davet etmiş. Eğer Merih Demiral Avrupa'dan istediği teklifi alamazsa bu transfer hakkında yavaş yavaş konuşmaya başlayabiliriz demiş. Ben hayatımın hiçbir evresinde kendini öven bir adam değilim. Olmam da, sevmem de. Ancak bu kanal eğer büyüyecekse de bu şekilde olacak. Anlatmak zorundayım. Kendimi de övmek zorundayım. Mecburen övmek zorundayım. Mecburen. Piyasada Rodrigo de Paul'un Fenerbahçe ile adı anıldı mı? Anılmadı. Merih Demiral'ın adı anılıyor muydu? Anılmıyordu. Ben konuşana kadar. Ben konuşana kadar anılmıyordu. Şimdi herkes Merih Demiral söylüyor. Bakın, Merih son olarak 20 Mayıs'taki Verona maçının son 5 dakikasında süre almış. Sonrasında ne hazırlık ne resmi hiçbir maçta oynamamış. Takımdan ayrı çalışmalarını sürdürüyormuş. Resmi olarak olmasa da gayri resmi olarak kadro dışı. Bu bizim elimizi güçlendiriyor. Bizim öyle bir pazarlığımız var ki Merih'le ilgili, kulübüyle. Yani olur mu? Olur. Olur mu? Olur. Duyum. 5 büyük ligden 5 büyük takıma gitme niyeti var. Ama benim gördüğüm kadarıyla gidemeyecek. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Hocam Merih gelirse Samet Akaydın olacak. Samet Akaydın'ı zorunlu satın alma opsiyonu 2 milyon euro ile ücretsiz kiralamayla bir takıma gönderebiliriz. 1. Serdar Aziz ne olacak? Serdar Aziz'i de gönderebiliriz ama Dzeko, Becao, Luan Peres, Osterwolde'nin gitme ihtimali var. Bunu size söyledim. Hatta dedim ki Maribor maçında hiç oynamazsa gideceğini üyelere söyledim. Siz de bilin. Maribor maçında süre aldı mı? Hala söylüyorum, Osterwolde'nin gitme ihtimali var. Kulağıma gelene de söyleyeyim. Şartlı zorunlu satın alma opsiyonu 7 milyon euro arkadaşlar. Sonraki satıştan da %20 pay. %15 mi? %15 olması lazım. Pay ile. Ve oynayacağı bir takıma. Yani kesinlikle oraya gider. Başka yere de satılabilir ve 7 milyon euro sezon sonunda gelip artı pay da gelebilir. Öyle bir takıma. Sol bek kim olacak? Ferdi, Luan Peres. Yani Luan Peres sol bek yedeği gibi düşün. Aynı zamanda stoperi de oynayabilen birisi. Ben diyorum düşünsene bak. Ferdi, Merih Demiral, Becao, sağ bekte de o sayı. Önünde Cengiz Ünder. Şimdi orta sahayı döşe. Şimdi kaleye Livakovic al. Livakovic için ben kolay kolay herkese açık duyum vermem, biliyorsunuz. Çünkü üye arkadaşlar 15 lira da olsa, bana göre çok küçük. Bana göre sıfırla aynı meblağ ama 15 lira da olsa veriyorlar. Aylık. Ve o yüzden de çok kişiye yaymıyorum ama yine de söyleyeceğim. İstediğiniz yerde kaynak göstermeden dahi paylaşabilirsiniz. İsmail Kartal, Altay Bayındır psikolojik olarak bitmiş diyor. Ki ben de aynı şeyleri birkaç gündür söylüyorum. Artık düzeleceğini sanmıyorum. Acilen kaleci getirin diyor. Ali Koç, Livakovic, Perin hani ya da başkası kimi istersin? Hangisi? İsmail Kartal, Livakovic isteği üzerine direkt kulübüyle bizzat görüşüyor. Hocam şimdi mi görüşmek aklına düştü? Ne şimdisi? Bugüne kadar kılı kırk yardık. Hatta biz oyuncu konusunda da anlaştık. Ben şunu söyleyeyim. 7 milyon euroya anlaştık. 7 milyon euroya anlaştık. Oyuncunun kulübüyle. Ancak Ali Koç istediğiniz para mı? Alın para. Oyuncuyu hemen bugün verin diyor. Kulübü de işte 16-17 Ağustos'ta gönderebiliriz. Maçımız var falan filan diyor. Ali Koç tüm şartları zorlayıp hemen verin diyor. Yani kısacası bu transferi bizzat Ali Koç yapacak. Sonucunu bekleyin görün. Ama şunu da söyleyeyim. Biraz hani 2 gün sonra verelim ama 5'e verelim diyorlarsa ben kabul ederim. Ya perşembe zaten oynatamayacağım. Pazartesi günü ha Altay oynamış ha Livakovic oynamış. Hiçbir önemi yok. Yani kaleci bu ya. Altı üstü ne kadar fark edecek ki? Kaleci. Onu da söyleyeyim. Bu arada Luan Peres için 9 milyon euroluk bir teklif vardı ama Luan Peres çok gitmek istemiyordu. Onu da belirtmiş olayım. Altay Bayındır için şunu söyleyeyim. 6 milyon euroya gider abi. Ben size söyleyeyim. Livakovic ve Perin için üyelere söylediğim en geç perşembe günü kap. En geç perşembe günü kaleci kapı gelecek arkadaşlar. Ancak bugün salı. 15'indeyiz. Ben yarın da gelebilir diyorum. Çarşamba günü kaleci kapı gelebilir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Merih Demiral'da Eylül meylül diyorlar ama bir hafta içinde her şeye hazırlıklı olun. Her şeye. İyi ya da kötü her şeye hazırlıklı olun. Anlatabiliyor muyum? Toparlayalım mı? Hiç gerek yok. Hiç gerek yok videoyu toparlamaya. Ben sizlerden sadece kanalımıza desteğinizi eksiksiz olarak sürdürmenizi rica ediyorum arkadaşlar. Siz kanala destek verdikçe kanal büyüyor. Abone sayısı artıyor. Ben bu videoyu hani 34.800 iken çekiyorum. 34.878 iken çekiyorum. Yani 22 kişi sonra 34.900 olacak. 122 sonra 35.000 olacak. Belki de siz bu videoyu izlemeye 35.000 olacak. Arkadaşlar müthiş bir şekilde hani kanalımıza saldırı olduğu zaman size diyordum ki kanala saldırı var. Gidin yorumda olsun yazın diye arkadaşlar. Değil mi? Hani şimdi de diyorum ki kanalımıza müthiş bir destek var. Yani bakkalınıza, marketinize, kuaförünüze, berberinize herkese kanalı yayın. Deyin ki bak kanal büyüyor. Gel sen de yerini al. Hatta ben size daha da ukala bir şey söyleyeyim mi? Daha ukala bir şey söyleyeyim. Seneye bu zamanlara belki şurası 3 haneli sayılara çıktığı zaman eşiniz dostunuz lan kanala daha önceden aboneydin beni niye çağırmadın demesin. Hakka girmeyin. Lütfen sevdiklerinizi davet edin. Yeni aboneler de hoş gelmişler, sefalar getirmişler. İnşallah bu videoyu beğenirler. Teşekkürlerimi sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hayırlı uğurlu olsun Omar Fayed. Bence hayırlı o Merih Demiral. Rodrigo de Paul konusunda şunu söyleyeyim. Krunic son dakikaya kadar zorlanacak. De Paul'un tabii ki şartları çok çok ağır. Biz böyle kolay kolay altından kalkamayız. Hani Galatasaray kalkar diye her şey yapacak olsaydım. Ben açıkçası De Paul'u falan hani zannetmiyorum, ihtimal vermiyorum ama Atletico Madrid cephesinden de bir şeyleri subliminal olarak doğruladım. Ama ben yine de sanmıyorum arkadaşlar ya. Bilmiyorum. Hani olmaz ya. İmkanı yok abi, imkanı yok. Ve şimdi ben bu duyumu verirken de şu zoruma gidiyor. Ben duyumu veriyorum diyorlar ki ya hocam o tam altı değil. Tipik 8 işte bilmem neyi falan filan. Lan buldunuz da. Yani buldunuz da bunuyorsunuz ya. Oyuncu bu sezon resmi maçı çıkmamış herhalde. Yani bilmiyorum arkadaşlar. Hakkımızda her şeyin hayırlısı olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.